İmam Hüseyin'in ashabı o hazrete yardım ederek şehit düşmek için birbirleriyle yarışıyorlardı adeta. Bir şair de onların bu halini şöyle dile getirmiştir. Hüseyin'in ashabı o kimselerdir ki belaları def etmek için çağrıldıklarında mızraklı ve sırt sırta veren silahlı düşmanlara aldırmaksızın böyle tehlikeli bir anda cesur kalplerini zırhlarının üstüne giyerek ölümün ağzına atılırlar. Ali Ekber'in yiğitliği. İmam Hüseyin'in vefalı ashabının mukaddes naaşları paramparça olmuş halde toprak üstünde yatmaktaydı. Şimdi Ehl-i Beyt'ten başka kimse kalmamıştı. İmam Hüseyin'in cemal ve ahlak olarak herkesten daha güzel olan oğlu Ali, imamın huzuruna varıp savaşmak için izin istedi. İmam Hüseyin duraksamaksızın izin verdikten sonra ümitsizce baktı durdu. İradesi dışında gözyaşları damla damla süzüldü ve şöyle dedi: Allah'ım, şahit ol, bu orduya karşı öyle bir genç gidiyor ki boy, ahlak ve konuşma tarzıyla peygamberine çok benziyor. Biz peygamberi arzuladığımızda ona bakardık. Sonra da Ömer bin Sa'da dönerek yüksek sesle şöyle buyurdu: Ey Sa'd'ın oğlu, benim soyumu kuruttuğun gibi Allah da senin soyunu kurutsun. Ali bin Hüseyin düşmana yaklaşıp kanlı bir savaşa girişmişti. Düşman ordusundan bir grubu öldürdükten sonra babasının yanına dönerek şöyle dedi: Babacığım, susuzluk beni öldürmek üzere ve bu demirlerin ağırlığı da bir yandan beni zorlamakta. Bir içimlik su verebilir misin? İmam Hüseyin ağlayarak buyurdu ki: Aziz oğlum, dön ve savaş. Çünkü artık Ceddin Muhammed'in huzuruna varmana ve onun elinden tas dolusu su içmene çok az bir zaman kaldı. Artık asla susamayacaksın. Ali Ekber savaş meydanına döndü. Canından el çekip şehitliğe hazırlandı. Çok ağır bir saldırıya geçti. Ansızın Münkiz bin Mirra-i Abdi, Allah'ın laneti ona olsun, onu nişan alarak bir ok fırlattı. Ali Ekber aldığı ok yarasıyla savunma gücünü kaybedip yere düştü ve yüksek sesle şöyle dedi: Canım babam, benden selam olsun sana. Bu Ceddim Muhammed'dir. Sana selam yolluyor ve bize çabuk gel diyor. Bir kez daha feryat etti ve can verdi. İmam Hüseyin oğlunun cansız bedeninin yanına gelerek yüzünü onun yüzüne dayadı ve şöyle buyurdu: Seni öldürenleri Allah öldürsün. Ne kadar da Allah'a karşı küstahlık ve Resulüne de saygısızlık ettiler. Senden sonra dünyanın başına kül olsun. Hazreti Zeynep kadınların çadırından çıkıp, Ey Habibim, ey kardeşimin oğlu, dedi ve meydana doğru koşmaya başladı. Ali Ekber'in yanına geldiğinde kendini o pare pare naaşın üstüne attı. İmam Hüseyin Hazreti Zeynep'i geri gönderdi. Bundan sonra Ehl-i Beyt gençleri birbiri ardınca meydana çıkıp savaştılar. Onlardan bir grup şehit olunca İmam Hüseyin yüksek sesle buyurdu ki: Amcaoğullarım ve Ehl-i Beytim, sabırlı olun. Andolsun Allah'a bugünden sonra artık asla horlanmayacaksınız. Kasım bin Hasan'ın savaşı. Şöyle rivayet edilmiştir: Yüzü ay parçası gibi olan bir genç meydana çıkıp savaşmaya başladı. İbni Füzeyl-i Azdi, Allah'ın laneti ona olsun, bir kılıç darbesiyle onun başını yardı. Genç yüzüstü düşerek, Amcacığım, diye bağırdı. İmam Hüseyin bir şahin gibi meydana atıldı ve öfkeli bir aslan gibi orduya saldırdı. İbni Füzeyl'e bir kılıç savurdu. İbni Füzeyl elini siper edince kolu dirsekten koptu. Öyle bir bağırdı ki sesi İbni Ziyad'ın ordusu tarafından duyuldu. Küfe ordusu onu kurtarmak için saldırıya geçti. Ancak o atların nalı altında kalıp öldü. Etrafındaki toz duman yatışınca
İmam Hüseyin'in can vermekte ve ayağını yere sürmekte olan o gencin başı üstünde durduğunu gördüm. İmam Hüseyin buyurdu ki, Allah'ın rahmetinden uzak olsun seni katledenler. Kıyamet günü ceddin ve baban onlarla husumet edecektir. Andolsun Allah'a amcanı seslediğinde cevap vermemesi ve cevap vermesinin sana faydalı olmaması amcana çok ağır geliyor. Bugün öyle bir gün ki amcanın düşmanı çok, dostuysa azdır. Sonra da o genci bağrına bastı ve alıp Ehl-i Beyt şehitlerinin yanına bıraktı. İmam Hüseyin, gençlerinin ve dostlarının öldürülüp yerde yattığını görünce, Allah yolunda şehit olmak ve fedakarlık göstermek için hazırlandı ve yüksek sesle buyurdu. Allah Resulü'nün Ehl-i Beyt'inden düşmanları uzaklaştıracak biri yok mu? Bizim hakkımızda Allah korkusu taşıyan bir muvahhid yok mu? Allah rızası için bize yardım edecek kimse yok mu? Çadırlarda bulunan kadınların bunu duymasının ardından bir kıyamet koptu. Ağlamalar, sızlamalar başladı. İmam Hüseyin çadırın önüne gelip Hazreti Zeynep'e buyurdu ki, ''Küçük oğlumu getir de vedalaşayım.'' Çocuğunu ellerinin üstüne alıp öpmek istedi. Ansızın Hermelet bin Kahili Esedi, Allah'ın laneti ona olsun, bir ok fırlattı. Bu ok çocuğun boğazına saplandı ve ölmesine neden oldu. İmam Hüseyin, Hazreti Zeynep'e çocuğu tut buyurdu. Ve kendisi de ellerini çocuğun boğazından akan kanla doldurup gökyüzüne serpti ve şöyle dedi. Bu musibetler benim için kolaydır. Çünkü Allah yolundadır ve Allah bunları görmektedir. İmam Muhammed Bakır şöyle buyurmuştur. İmam Hüseyin'in gökyüzüne serptiği kanın bir damlası dahi yere düşmemiştir.